Hocam selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Ve <laughs> aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş bulduk kardeşim. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah sıhhatimi değerli. De. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler deyiz hocam. Hocam bu sefer normalden biraz daha uzun bir ara verdik. Bazı evet. çalışmalarımızdan dolayı. Hı hı. Bu arada hocam programı çok faydalı bulduğu için bekleyenler, soranlar olduğu gibi, izleyenler olduğu gibi... Bir de acaba bu sefer ne bulabiliriz de aşağıda yorumlarda saydırabiliriz diye bekleyen bir grup da var. <laughs> Ama bugün inşallah onların da beklemelerine değecek hem de kafaların toplumda herkesin de çokça karışık olduğu bir konuyu size sormak istiyoruz inşallah. Evet, estağfurullah. Bugün size müsaadenizle Ahmet Turgut Uluca'a hilafeti sormak istiyoruz. Tamam. Hazırsanız başlayalım inşallah. Buyurun, buyurun inşallah. Hocam öncelikle hilafet nedir? Halife kimdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Rasulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi e, hilafet, halifelik e, bu İslam tarihinden günümüze kadar e, varlığını sürdüren e, önemli bir değer, önemli bir anlayış. Şimdi, e, halife e, aslında siyasi bir kavram. Yani İslam Müslümanların literatüründe e, genellikle e, ehli sünnet, e, halifelik ve hilafeti kullanırken, e, Şiada imamet ve rehberlik kavramının biraz daha siyasi olarak öne çıktığını görüyoruz. E, halife e, aslında e, asıl olandan e, sonra gelen manasındadır. Ee, yöneticidir, otoritedir. Ee, onun sahip olduğu görüş ve anlayış toplum nezdinde e, belirleyicidir. Ee, Tabi Kur'an ve sünnet e, bağlamı esas kabul edilmek şartıyla. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için halife kavramının pek kullanıldığını görmüyoruz. Daha çok bu kavramın Kullanılma süreci Resulullah'ın vefatından sonra e, Ebu Bekir radıyallahu anh için e, kullanılıyor. Hatta kendisine e, ey Allah'ın halifesi denildiğinde e, müdahale ediyor, itiraz ediyor. E, bana Allah'ın halifesi demeyin, e, bana Resulullah'ın halifesi deyin. Yani ben Allah'ın halifesi değilim. Aslında çok makul bir tanımlama. E, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde hani Allah Azze ve celle yeryüzünde ben bir halife yaratacağım demişti. Kur'an-ı Kerim'de halifenin bu anlamdaki e, karşılığı e, Allah'ın vermiş olduğu sorumluluğun yerine getirilmesi siyasi bir içerik olarak değil kulluk, e, yeryüzünün imarı, adaletin sağlanması, zulmün def edilmesi e, bağlamında kullanılmıştır. Yani hiçbir kimse Allah'ın halifesi değildir. Onun için yeryüzünde ben bir halife. Yani insanlar birbirinin halifesi olabilirler. E, çünkü halife kendinden bir öncekini temsil eder. Eğer Allah'tan e, Allah'ın rasulleri için bile Kur'an-ı Kerim direkt böyle bir kavram kullanmıyor görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla bir kimseye Allah'ın halifesi dediğimizde Maalesef bu süreç içerisinde Osmanlı'da, Emeviler'de, Abbasiler'de zillullahi fil art yani Allah'ın yeryüzündeki halifesi bağlamında o sultanlar için kullanılmış ama bunlar çok yanlış. Tabi bu aynı zamanda o kader tartışmalarının yapıldığı dönem, özellikle Emevi sultasında ki bunu açacağız birazdan, işteye geldikleri, e, ...zulümleri e, Allah katında, e, toplum nezdinde meşrulaştırmak için Allah'ın tabiri deyse, dinini kullanmışlardır. Hocam bizim bir de her programda maalesef dokunmadan geçemediğimiz bu tasavvufun da... ...en büyük aslında Gafs-ı Azam dedikleri o kişiye bu ayetleri aslında delil olarak gösteriyorlar. En çok kullandıkları malzemelerden bir tanesi de aslında bu değil mi hocam? Eyvallah. Hocam siyasi bir kavramdır dediniz. Bunun Hayır. şimdi baktığımız zaman da bir yandan da Müslümanların ya da hani e, ümmetin en yüksek mertebedeki temsilcisi gibi de aslında algılanıyor. Tabii e, onların bir hamisi gibi. E, o zaman sadece siyasi bir figür müdür? Yani tabi sadece siyasi bir figürle sınırlandırmak da çok doğru değil. Yani sonuçta e, Müslümanların e, halifesinin olması Müslümanların bir hilafet e, yönetiminin idaresinin olması aslında mümin olan bir düşüngenin vazgeçemeyeceği bir taleptir. Ama bunun e, yanını altını içini nasıl doldurduğumuz e, önemlidir. Çünkü hilafet Müslümanları temsil eden yeryüzündeki bir temsiliyet makamıdır aslında. Yani aynı anda birkaç halife, birkaç hilafet devleti olmaz, olamaz. Yani ümmeti Muhammed'i temsil eden bir misyondur. Bu yönüyle de hatta halifenin danışma meclisi bağlamında azletme, seçme, ee, bu konuda e, halifeye yardım etme, yol gösterme bağlamında Ehlihal ve'l-Ak diye bir kurum vardır. Hani çok bendeştirmek istemiyorum ama hani bugünkü işte bir bakanlar e, kurulu gibi falan düşünülecek olunursa çünkü e, İslami devlette de sonuçta halife de sınırsız bir yetkiye sahip değildir. Peki hocam onları kim seçiyor? Ya da kimin seçmesi gerekiyor? E, genelde mesela ilk e, sürece baktığımızda e, biraz doğal bir seleksiyon işlemiş gibi ama tabii ki e, İslam'ı bir yönetimde, e, ümmet nezdinde e, o liyakata, o kuşatıcılığa, o sevgiye, o tecrübeye, o birikime e, haiz olan birden fazla insan varsa, Oradaki e, Müslümanların ileri gelenlerinin temayülüne, cumhurun e, tercihine ya da belki bir kamuoyu araştırmasına ihtiyaç olabilir. Hocam peki Kur'an'da bahsedilen geçen bu minkumla beraber bahsedilen ulul emir yani bazı meallerde bunu halife olarak çevirildiğine bile şahit olduk. Sizce bu doğru bir çevirimi? Yani Ulul Emr'in karşılığı halife midir gerçekten? Ya da sadece halife midir? Eyvallah. Yani şöyle sadece halifeyle sınırlamak doğru olmaz. Ama buradaki Ulul Emr'i gerçekten Müslümanların e, liyakat kesmettiği, eğer iç, içlerinde çıkartabilecekleri bir halife varsa e, Nisa 59'daki e, o itaat edilecek mercide Halifenin de bu özelliklerde burada anlatılan kimse olarak zikredilmesinde bir mahsur yok hatta isabetli de olabilir ama bunu sadece oradaki ulul emri minkum yani sizden olan emir sahipleri sadece halife ile alakalı değil genel olarak müfessir ulemamız ümmetin e, alimleri ve emir sahipleri yani yöneticileri bağlamında iki manaya da geldiğini söylemişlerdir. Tabi bunun içerisinde eğer Müslümanların bir halifesi varsa e, ki olmalıdır aslında genel mana itibariyle e, bu ayetin kapsam içerisinde görülmesi gerekir. Evet. Bir halifede olması gereken özellikler nelerdir sizce hocam? Bir kere e, bir kimsenin e, halife olabilmesi için e, Allah'ın dinini e, iyi bilmesi lazım. iyi yaşaması lazım. Yani e, adil olması lazım. Mümin, muvahit bir şahsiyet olması lazım. E, o coğrafyada yaşanılan sürece göre eğer o günkü o belde e, askeri düşman tehditi altındaysa e, siyaseti iyi bilmesi, askeri yönü iyi bilmesi lazım. Suhulet dönemindeyse ilmi yönünün önde olması e, daha belirleyici olur. E, bu yönüyle e, Allah'ın hükümlerini bilen, bunu uygulamaya muktedir olan, e, toplum nezdinde e, tahkir edilecek bir özelliği olmayan, e, akıl melekeleri yerinde olan, gücü kuvveti yerinde olan, e, toplum içerisinde ağırlığı olan, sözü dinlenebilir bir şahsiyet olan, e, yani bizim aslında e, hani bir alimden, bir kanaat önderinden e, çok çok daha farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yani düşünelim ki bu bir anlamda İslam ümmetinin zirveye çıkarttığı bir temsil ediyor Yani e, bizde e, bu çok işletilememiş. ...güçle, saltanatla, kılıçla, asabiyetle daha çok tercih edilebilir bir hale gelmiş. Yani orada ümmetin, alimlerinin, öncü insanlarının temayülünün onda birikiyor olması... ...yaptırabilir gücünün olması çok önemlidir. Bir karizmasının olması yani gerekiyor değil mi hocam? Yani karizma... içinde söylüyorum, soruyorum. Bunu. Modern bir tabirle... Yani tabii karizma tek başına karşılamıyor ama karizmatik birisi olması da e, o maddelerden birisi olarak zikredilebilir. Hocam sizin anlattığınız şekliyle hilafetin son halkası kimdi sizce? Hilafetin son halkası Hazreti Ali radıyallahu anh diyebiliriz. Aslında Hocam e, yorumlar gelmeye başlayacak şimdi. E, evet. <laughs> Ee, gelsin <laughs> ee, Biz de tabii bir yorum yapıyoruz sonuç Aynen. itibariyle ama e, bunu bir doğru adil bir okumayla yapmamız lazım yani böyle ideolojik bir okuma yapmamamız lazım, e, duygusal bir okuma yapmamak lazım, subjektif bir okuma yapmamamız lazım. ya yani Sonuçta biz bu İslam ümmetinin bir ferdiyiz, bir şahsiyetiyiz. E, biz olayları bir mezhep üzerinden, etnik bir algı üzerinden, kültür üzerinden değil, e, var olan Kur'an üzerinden, adalet üzerinden, liyakat üzerinden, temsiliyet üzerinden e, ve tecrübe üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Resulullah'tan sonra halife seçilmiştir. Ki çok netameli bir süreçte seçilmiştir. Yani Sad bin Ubade'nin çardağında e, büyük tartışmalar çıkmıştır. Resulullah vefat ettikten sonra. Hocam <laughs> çok özür dileyerek soruyorum. Netameli dediğiniz için sürenin sürecin kendisi mi netameliydi yoksa Hazreti Ebu seçilmesi mi netameliydi? Hepsi D Hepsi. Tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> hepsinde bir netame var. Çünkü normalde Resulullah'ın vefadı birlikte Medine'de Resulullah yaşayıp vefat ettiği için Medine'de muhacirler Ensar'a göre azınlıkta ama muhacirlerin bedelleri İslam tecrübesi Ensar'a göre daha fazla. Yani buraları çok irdelemek istemiyorum. Çünkü buralardan yanlış çıkarımlar yapılabiliyor. Ama sonuçta bir insan gerçeğiyle karşı karşıyayız. Muhacirle ile Ensar'ın arasında kısmi tartışmalar çıkmıştır. Ya yani bu çıkan tartışmalar da siyasidir diyebiliriz. Yani akidevi değildir, ahlaki değildir. Ee, i̇nsan iktidarı gücü sever. Bunu çok paylaşmak istemiyor genel anlamı itibariyle. Dolayısıyla normalde Ensar Sad Ubade'yi halife olarak neredeyse ilan edecekken bundan habersiz olan işte Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ubeydullah bin Cerrah radıyallahu anh birlikte Sad bin Ubaden'in çardağına giderler. Orada bir takım görüşmeler gerçekleştirilir. Ensar'ın iki güçlü kabilesi vardır. Evs ve Hazreç. Normalde aslında ittifak edilmişken geçmişe yönelik bazı tartışmaların çıkartılması ee, ve e, a, e, halifenin muhacirlerden e, olma meselesi direkt muhacir olarak işletilmese de Orada hilafetin Kureyş'in hakkı olduğu, Resulullah'tan hilafet Kureyş'tendir hadisinin getirilmesiyle birlikte Sad bin Ubade'nin e, halifeliğinin düşmesi, Hazreti Ebu Bekir'in orada halife olarak ilan edilmesi ve Sad bin Ubade'nin e, beyat etmeden e, küskün olarak vefat etmesi. Tabi orada kılıçlar falan çekilmiştir. Şimdi aslında hemen daha Resulullah da defnedilmemiş bu arada. Ee, Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın defin işlerinin hazırlığını yapıyor. Olaylardan da haberi yok genel anlamı itibarıyla Yani burada ilk e, tartışma başlıyor. Yani Hazreti Ebu Bekir genel anlamıyla sahabenin büyükleri tarafından e, halife olarak kabul edilmiştir. Sahabenin büyük bir çoğunluğu tarafından ama e, daha sonra bu e, siyasi bir alana doğru evrilmeye başlamıştır. Hocam şunu bir sormak isterim Hazreti Muhammed'in e, hilafet Kureş'tendir demesinin hikmeti nedir? Gerçekten böyle bir şey söylemiş midir acaba? Şimdi e, bu aslında e, çok yazılar makaleler yazılmıştır hilafetin Kureşliliği ile alakalı bir meseleyi dönemsel ele alabiliriz. Yani o gün Kureyş toplum üzerinde daha etkindir, dini daha iyi biliyordur, daha ağır bedeller ödemiştir. Ama bu bir ömür boyu hilafet hep Kureyş'ten olacaktır şekliyle anlamak problemleri fazlasıyla beraberinde getiren bir asabiyet kültürünün oluşmasına sebebiyet verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de övülmüş ya da yerilmiş bir kavimden şey olarak, etnisite olarak bahsetmemiz mümkün değildir. Burası aslında esas olan bir anlayıştır. Yani hilafet Kureyş'ten bu konuda Mehmet Said Hatipoğlu'nun müstakil bir çalışması var. Hilafetin Kureyşliliği diye ilgi duyanların okumasını tavsiye edebilirim. Bu aslında biraz problemli bir yaklaşımdır. Yani o günün şartları içerisinde e, kaldı ki bu hadisin sıhhati de tartışılmıştır. Yani ona da bir şerh düşelim. Hocam şuna da açıklık getirmek lazım değil mi? Yani bu problemli bir yaklaşımdır deyince sanki sizin öyle söylemediğinizi biliyoruz tabii ki. Hani Hz. Muhammed'in bu söylemi problemli bir yaklaşımdır gibi. Yok. Anlaşılmaya müsait. Yok yani Ra Resulullah bir şey söylemişse doğru <laughs> evet. olanı ve hak olanı söylemiştir. Evet. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın Söylemiş olduğu sözün dönemsel, konumsal, özel alanlarının iyi tespit edilmesi hmm. lazım. Bu bağlamda yoksa haşa biz kimiz ki Resulullah'ın sözünü? Yok sözün. yok yo, ben, ben sizin muradınızı anladım. Evet. Sadece ee, bekleyenler oradan şey çıkartmasın. O, o, o malzemeyi vermeyeceğiz. <laughs> Onlara malzeme vereceğiz biraz daha beklesinler evet, inşallah o hocam. O malzemeyi de vermeyeceğiz <laughs> size. Bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti her zaman söylüyoruz, vahiy gibi bağlayıcıdır. Ondan dolayı burada şunu ben önemsiyorum. Şimdi bu hilafetin Kureyşliliği meselesi süreç içerisinde hep halifeliğin illa Kureyş'le bağı olan birisinin seçilmesi gibi anlaşılmış. Çok ilginçtir. Yavuz Sultan Selim döneminde hilafet Kureyş'e geçince, halifelik daha doğrusu, hilafet demeyelim, halifelik e, siyasal bir kavram dedik ya Osmanlı'ya e, Yavuz Sultan Selim'le geçince os, e, Yavuz Sultan Selim'in Kureyş'te ne alakası var e, ona bir kılıf buydurulması gerekirken Yavuz Sultan Selim'in Kureyş'te e, olmayan bir bağ kurulmuştur. Yoksa halife olanmıyor. Böyle bu, ciddi, ciddi bir teşebbüs var yani. yani. Tabii bak bu nerelere kadar geliyor. E, i̇şte en son e, IŞİD'in e, başındaki halife diye tabir edilen şahıs Ömer el-Bağdadi el-Kureyşi yani hmm. onun da bir Kureyş'le bağlantısı kuruldu yoksa o da olamazdı o algıya göre, göre. Tabi bize göre zaten bir halife falan değil de Hocam peki sizce Hazreti Muhammed'in kendisinden sonra bir halife seçmemesi ya da işaret etmemesi belki bazı işaretler var okunan işaretler var e, hayattayken ama yani adını koymamasının bir sebebi, bir hikmeti var mıdır hocam? Mutlaka yani, vardır da nedir acaba? Eyvallah. Bu bence önemli bir tespittir. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra ümmetin yöneticiliği bağlamında açıktan birini söylememiştir. Açıktan birini işaret etmemiştir. Tabi sünni geleneğe göre Ebu Bekir radıyallahu anh burada da işte Resulullah vefatına yakın son iki gününde mescide çıkamayınca namazları Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldırmasını istemesi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın işaret etmesi gibi yorumlanmış. Şia'ya göre de Allah Resulü aleyhisselamın Hayber dönüşünde hatta o meşhur Kadiruhum meselesi bu ayrı bir konu tabi. İşte ben kimin mevlasıysam, dostuysam Ali de onun mevlasıdır. İşte sen bana Harun gibisin. Yani buradan çıkarak aslında e, Hazreti Ali'yi Allah Resulü'nün işaret ettiğini Şia iddia etmiştir. Yine Resulullah'ın vefadı esnasında İslam tarihinde bu kırtas hadisesi olarak geçer. Hani Türkçe'de de kırtasiye, kağıt kalemin satıldığı yerdir ya, Arapça'da yani kağıt kalem anlamındadır. E, rivayete göre Resulullah e, işte vefadının son anlarında e, bir kağıt kalem getirilmesini ister. Ebu Bekir radıyallahu anh da oradadır. Allah e, Resulünün bu isteğinin e, o anki e, ölüm, sekarat e, haliyle oluştuğunu düşünerek kağıt kalemin getirilmesini e, Hazreti Ömer'in e, tasvip etmediği, engellediği şeklinde bir kanaat vardır. Ee, ve buradan yola çıkarak e, Şia der ki, Resulullah aslında Hazreti Ali'yi yazdıracaktı. E, bu yönüyle Ömer engel oldu diye burada böyle bir e, subjektif bir propaganda ürettiler. Yani bunlar tabi e, aklı selim oturan şeyler değil. Yani bir de hiçbir zaman bir meseleyi mezhep üzerinden el alamayız. Aldığınızda işte bunlar çıkıyor. Ta i̇lk dönemden e, bunlara malzeme bulmaya çalışıyorlar. E, bunun hikmeti şu olsa gerek. Allahu Alem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi vefatından sonra ashabının, ümmetinin bir rüşt ortaya koyarak Resulullahsız bir hayata intibak etmelerini istiyor ve artık kendi rüştlerini oluşturmalarını istiyordu. Birinci sebep buydu. İkincisi Resulullah böyle bir şey yaparsa ondan sonra gelecek olan herkeste birini atama usulüyle gerçekleştireceği için bu doğru bir yöntem olmayacağı gibi bir kanaati söyleyebiliriz. Yani onun için böyle monarşik bir sistemle sadece bir güçlü bir karakter olmakla, Müslümanların gönlü olmak aynı manaya gelmiyor. İşte Muaviye örneğini falan görüyoruz. Yani güçlü bir karakter bulunduğu şey içerisinde ama ondan çok daha fazla ehil olan insanlar var ama güce elinde bulundurduğu için meşhur halifeye bile itiraz ediyor ve ordu toplayabiliyor yani. Şimdi böyle olmaması gerekiyor. Ondan dolayı bu iki sebebi ele almamız mümkündür. Yani Resulullah kendinden sonra ashabının kendi rüştünü, kendi tercihini, kendi iradesini kullanmalarını, Resulullahsız bir hayata intibak etmelerini istiyordu. Ve ikincisi Resulullah'ın yapacağı bu uygulama kıyamete kadar hep bir rukun gibi algılanacaktı. Dolayısıyla hep bir atama usulüyle gerçekleşecekti ki muhtemelen bu da çok makul olmayacaktı. Allahu Alem tabii ki. Hocam Kur'an'da da okuduğumuz üzere insan peygamber de olsa, resul de olsa, vahyin kontrolünde de olsa hata yapabiliyor peygamberlerin bir ayrıcalığı var. Onlar vahyin kontrolünde oldukları için hemen ilahi bir ikazla o hata ya da zelle dediğimiz şeyler hemen düzeltilebiliyor. Şimdi buradan yola çıkaraktan bu dört raşit halifeyi ele aldığımızda, onların uygulamalarına baktığınızda size göre doğru olmayan ya da acaba bunu neden böyle yaptı? Çok merak ediyorum dediğiniz uygulamalara şahit oluyor musunuz? Şimdi bununla alakalı ben epey bir okuma yaptığımı düşünüyorum. Ee, aslında sahip olduğum düşünceyi ne kadar cesaretle dil ilgilendirebilirim. Yani yanlış anlaşılmaya mahal vermeden. Hocam ee, bir de şimdi bizim her programımızda bazı kesimlere, kitlelere dokunuyoruz. Şimdi diyecekler ki herkes bitti. Rahşit halifelere mi sıra geldi falan diyecekler de olacaktır ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, yok. Estağfurullah. Ee, tabii ki biz bunu Allah için bir kaygıyla ortaya Hı. koyuyoruz. Yoksa hepsi başımızın tacıdır genel anlam itibarıyla Yani e, halifelerin, yöneticilerin, zalimlerle beraber olmadığı sürece, müminlere zulmetmedikleri sürece, Allah'ın dinini istismar etmedikleri sürece, e, bireysel alandaki yanlış icraatlarını, tercihlerini, uygulamalarını e, bir makul görmesek de mazeret e, olarak görebiliriz. Fakat, şimdi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın e, seçilmesi e, makul bir seçimdi yani Allahu Alem yani ben bu konuda çok isabetli oldukları kanaatindeyim. E, ee, Hazreti Ömer'in Ebu Bekir radıyallahu anh'dan sonra seçilmesi e, zaten İslam devletinin eğer bir asrı saadetten bahsedeceksek saadet asrından Hazreti Ömer'den bahsedebiliriz. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in döneminde İslam ümmeti bir saadet asrı yaşamamıştır. Yani bunu kötü manada söylemiyorum. İki yıllık iktidarı e, süresince çıkan sahte peygamber. Üç tane sahte peygamber çıkmıştır. Ee, büyük ordular hazırlanmıştır. Resulullah'ın vefatıyla birlikte biz anlaşmayı Resulullah'la yaptık. Ee, sen Seni tanımayız. E, biz devlete dekat vermeyiz diye e, fra, fra, fraksiyonlar çıkmıştır. Yani neredeyse e, Ebu Bekir radiyallahu iki yıllık hilafeti hep böyle tavirce ise kılıç kınından dışarıda dolaşmışlardır. Ee, yani bir Kur'an'ın musaflaşma süreci vardır. Ee, yani hatta benim tespitime göre teravih namazlarının bile niye Ömer döneminde gündem yapılmasının hani Hazreti Ebu Bekir niye burada es Allah almas, bu sebepten dolayı olmasını e, bir ihtimal olarak görüyorum. Bu benim bakış açım, yorumum tabii ki. Dolayısıyla e, Hazreti Ebu Bekir güçlü bir şahsiyettir ve kendisinden beklenilenin ötesinde bir performans sergilemiştir. Hatta diyorlar ki eğer Ebu Bekir bu kadar kararlı azimli olmasaydı cahiliyeye geri dönüşe yönelik çok fazla emareler vardı. Bakın daha Resulullah'ın tabirca ise mezarındaki su kurumamış. Hazreti Ömer'in seçimi yani aslında ona itiraz edecek kimse yok. Hazreti Ömer 10 yıl, Ebu Bekir 2 yıl, Osman radıyallahu anh 12 yıl, e, hilafet süreçleri vardır. Bu zaman aralığının içerisinde e, Ömer dönemi e, İslam ümmetinin zirveyi yaşadığı bir dönemdir. Çok güçlüdür. Dünyanın üçte ikilik alanına hükmetmişlerdir. Yani dönemin Amerika'sı ve Rusya'sını tabiri caizse temsil eden e, Doğu Roma İmparatorluğu, Sasaniler, e, Buhara bölgesi, Kıbrıs, Kudüs… O Mısır, Suriye'nin olduğu bölgeler Doğu Roma İmparatorluğu'nun kontrolündeydi. Hep müminlerin kontrolüne geçti buralar. Yani yaklaşık dünyanın üçte ikilik bir alan hakimiyeti oluşturuldu. Tabi burada belki şöyle bir özelleştiri yapılabilir. Yani toprağın genişlemesi, dinin doğru anlaşılıp müminlerin o kalitede yetişmesi anlamına gelmedi. Yani Müslüman olmaya gelenler, İslam dinine girmeye gelenler, o dini bir tercihe dönüştürerek değil hepsi. Ya yani böyle olanlar da vardı ama güçten istifade etmek isteyenler oldu. Mesela ciddiye vermek istemeyenler, devletin beytül malından pay elde etmek isteyenler, ganimetten pay elde etmek isteyenler gibi değişik sebepleri sayabilmemiz mümkündür. Ebu Musa el-Eşari ile e, Hazreti Ömer'in arasında e, bir konuşma vardır mescitlerde. Daha Ömer döneminde. İşte e, vahyin konuşulması arzu edilirken e, kıssalara, kusaslara, hikaye anlatıcılara ilgi vahyi anlatanlar, anlatanlardan daha fazla bir ilgi gösterilince Hazreti Ömer e, büyük bir hüznü ve şu ifadeyi kullanır. Yani korkuyorum ki Kur'an'ı terk edecekler. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, beyanları yerine hikayelere yönelecekler. Ve bu Hazreti Ömer döneminde bunun işaretleri görülüyor. Şimdi Hazreti Osman aslında yaşlı bir sahabiydi. Siyasi bilgisi, yani bunu böyle bir hakaret olarak konuşmaktan Allah'a sığınırım. Yani bir doğru bir okuma yapmak bağlamında söylüyorum. Yani böyle e, devleti yönetebilecek e, bir Hazreti Ali gibi değildi. Mesela. Ya da bir Ömer kesinlikle değildi. Hatta genel kabule göre, tarihçilerin bildirdiğine göre, 12 yıllık hilafeti süresi içerisinde ilk 6 yıl biraz Hazreti Ömer'in mirası olarak zikredilir. Son 6 yılda ee, Hazreti Osman'ın hilafetinin son 6 yılında e, büyük artık sansasyonlar, fitneler, baş kaldırmalar başlamıştır. Ehil olmayan insanların iş başına geçirilmesi, e, devlet malının yanlışa kullanılması, Abdülmelik bin Mervan'ın e, Resulullah tarafından e, kovulmasına rağmen tekrar iş başına getirilmesi, bölgelerde valilerin zulüm üzerine yönetimlerine halk ayaklanmasına rağmen bunu çok dikkate almaması ki zaten öldürülmesinde de bu halk etkili oluyor. Yani Allah bilir, hükmü Allah verecektir tabii ama yani Hazreti Osman Resulullah döneminde ilk iman edenlerdendir. İslam ümmetine çok büyük katkıları olmuştur zengin sahabilerdendir. Allah yolunda malını harcamıştır. Resulullah çok sevdiği için iki kızını ayrı ayrı zamanlarda kendisine vermiştir. Ama Resulullah'ın vefadından sonraki süreçleri biz bazen böyle sahabelerin uygulamalarını Resulullah'la böyle hem özdeş hale getiriyoruz. Yani Resulullah'ın vefadından sonra değişen hadiseler var. Olaylar var, imtihanlar var. Yani buralarda adil bir okuma yapmamız gerekiyor. Yoksa bir şahıs üzerinden yargılamak, yermek değil. Hazreti Ali'nin son halifemizdir aslında genel anlamıyla. Hani Ömer e, İbn Abdülaziz 5. E, halife olarak kabul edilir. Onun e, hilafet süreci çok sınırlıdır. 2. Ömer olarak zikredilir. E, yani aslında İslam tarihine baktığımızda Raşid halifelerden de dördü akla gelir. Ali radıyallahu anh aslında e, çok ilginçtir. Öyle bir imtihana tabi tutulmuştur ki e, hilafete çok arzuludur, sevdalıdır. Ama zaman ilerledikçe şartlar onun aleyhinde gelişmiştir. Ve en istemediği zaman aslında hilafete de konuşmuştur Aynen değil öyle. Hocam? Yani şimdi bakıyoruz 2 yıl Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemi. 10 yıl Hazreti Ömer'in dönemi 12. 12 yılda Hazreti Osman'ın 24 yıl geçmiş aradan ve Osman da e, vefat edince, e, öldürülünce bu sefer zaten ikinci bir isim alternatif olarak gündeme gelmiyor. Doğal olarak Hazreti Ali gündeme geliyor. Yani Hazreti Ali'nin dışında bir e, şey yok. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. E, Hazreti Ömer de malum e, zehirlen e, yani zehirli hançerle öldürüldü. Ya bunu bir durum tespiti olarak söylüyorum. Yanlış manalar çıkartılmasını istemem. Bizim dört tane raşit halifemiz var. Üçü suikastle öldürülmüştür. Tabiri caizse kendi normal şartlarda ölen Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Bakıyoruz Ömer radıyallahu anh'ı mecusi birisi öldürmüştür. Bakıyoruz Osman'ı Müslümanlar öldürmüştür. Bakıyoruz Ali'yi harici olan e, Şahıs öldürmüştür, İbni Mülcem öldürmüştür. E, bu tabi üzüntü vericidir. Yani aslında e, sürecin siyasi e, resmini de, o kaotik yapıyı da bir de göstermektedir e, bu e, süreç. Hazreti Ali istemediği bir zamanda e, hilafeti kucağında bulmuştur tabiri caizse. Çünkü başka da e, bir şey yoktur. E, tabii e, şunu da söylemeden geçmeyeyim. E, Hazreti Ömer'in e, vefadında, vefatında vefada aşamasında Abdurrahman bin Af'ı e, bir kamu yoklaması için görevlendiriyor. Diyor ki sahabeyi bir dolaş. E, Hazreti Osman'dan mı yana Ali? Yani ikisinin ismi öne çıkıyor. E, Hazreti Ömer Ali'ye diyor bizim yolumuzu takip edecek misin? Diyor bakacağız duruma göre. İşte Osman diyor ki devam edeceğiz. Yani aslında e, kabilelerinizden birini geçirmeyin. Yani bu yolu devam ettirin. Şimdi mesela Osman o tam o yolu devam ettiremediğini söylüyorlar. Şimdi ben ettiremedi dersem bütün oklar bana gelecek. Öyle <laughs> söylüyorlar diyeyim de. Yorum yazarken ona göre dikkat edersin diye. <laughs> Bir de şöyle bir durum vardı. Hazreti Ali radıyallahu anh, genç bir sahabi, savaşçı bir sahabi olduğu için o gün mümin olanların birçok müşrik babalarının ölümünde Hazreti Ali'nin payı olduğu için böyle Hazreti, Hazreti Ömer Celalli bir şahsiyetti. Daha böyle halim, selim. Yani Osman'a yönelik sahabede de eğilimin biraz fazla olduğu kamu yoklamasında görülüyor. Ee, Hazreti Ali onun için tercih edilmiyor gibi bir kanaat de var. Hazreti Ali iş başına zarureten gelince e, bu sefer büyük böyle çalkantıları kucağında buluyor. Yani en önemli sorun Osman'ı kim öldürdü? Osman'ın katilleri bulunsun. Ya tabireti biraz kim vur diye götürdüler nasıl bulsun? O ortalık çalkalanıyor. Bir sürü fitneler kopmuş. Hizipleşmeler başlamış. Yani aslında o bizim haricilik dediğimiz daha sonra tepki olarak ortaya çıkan mürciye, mutezile, sünni geleneğin inşası, şia yani hep bu süreçlerin tabiri caizse malzemeleriyle ortaya çıkmıştır. Yani bunların tarihi arka planında bu olaylar vardır. Ve Hazreti Ali'nin ee, maalesef yaklaşık beş yıllık bir iktidar süreci olmuştur. 2 ee, tane büyük savaş hatta üç tane e, savaş yaşamıştır. Cemel, Sıffin ve Nehravan ee, Nehravanda haricilerle savaşmıştır. Yani bu muaviyeyle yaptığı savaşa e, yansımalarına çok girmeyin. Bunlar ayrı konuların başlığı, ama şunu görmek lazım, burada bu olayları okuyanlar şöyle adil bir okuma yapamıyorlar. Şimdi ortada İslam ümmetinin bir halifesi var. Kim? Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu ümmetin halifesi. O aysa da Muaviye Şam'da vali. Dolayısıyla meşru bir halife varken ikinci halifenin ortaya çıkmasına müsaade edilmemesi... Bir halifeye beyat etmeden ölmenin bir cahili ölümü olduğu. Bunlarla alakalı biliyorsunuz rivayetler var. Tabi orada da yaşanan bir sürü hadiseler var. Girmeyeyim ee, şey anlamında zamanın darlığından dolayı. Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle birlikte e, tabi bu süreçte yaşanan cemel vakası yani bizim kanayan yaramızdır. Nihayet hükmü Allah verecektir. Bunları basit birer icdihat hatası olarak görmek mümkün değildir. Yani bunlar ümmeti Muhammed'in kanayan yaralarıdır. Allah bizi bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Yani Ali haklıydı, Muaviye de haksız değildi. Böyle bir bakış açısı olur mu ya? Bu bu Allah'ın dinini ciddiye almamaktır, dürüst olmamaktır. Olur mu ya? Ya insanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Öyle az buz değil yani. Binlerce insan gidiyor. Ya bizim buralarla e, çok açamıyoruz bunları. E, kafirlere malzeme vermeyelim diye. Bakın <laughs> e, Muhammed Hamidullah e, Müslümanların arkeoloğu olarak e, nam salmıştır. E, Allah Resulü'nün e, elçilere gönderdiği mektupları çıkartan bu şahsiyettir. Kıymetli bir şahıstır. Bunun tespitine göre ki ben önemsenmesi gereken bir tespit olduğunu düşünüyorum. Resulullah'ın 23 yıllık nübüvveti boyunca öldürülen müşrik kafir sayısı 230 civarındadır diyor. Müşrik ve kafirlerin öldürdüğü mümin sayısı da takriben 210-220 civarındadır diyor. Ya yani birbirine yakın. Bak 23 yılda hocam. Ama bugün sadece bir cem elde 30 bin, 40 bin bir sıfrinde 70 bin, Nehrevan, Hurre. Yani insan anlatamıyor. Yani ne yapacağız? Örtecek miyiz? Buradan ders mi çıkartacağız? Yani bir sürü insanın ölümüne sebebiyet verenlere hala radıyallahu anh diyoruz. Allah ondan razı olsun diyoruz. Hala korumaya çalışıyoruz. Hala icdihat hatasıdır diyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? O zaman sen yarın ahiret günü nasıl Allah'a hesap vereceksin? Yani o zaman Allah'ın koymuş olduğu temel ilkeler, şirkten sonra haksız yere bir insanı öldürmek ebedi cehennemlikle tehdit ediliyorsa, en büyük günahlardan birisi olarak zikrediliyorsa, sen bunu nasıl basit bir şekilde geçiştireceksin? Bu, bu kadar basit değerlendirilecek bir konu mudur? Hocam, son olarak Osmanlı'daki bu hilafet, halife anlayışı, Osmanlı Sultanlığı'nın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eyvallah. Şimdi Hazreti Ali'nin vefatından sonra kısa süreliğine o, oğlu Hasan'ın e, iktidara gelmesi, sonra Muaviye'nin iktidara alması, e, yani meşru değil tabii bunlar. E, sonra işte e, Muaviye ile başlayan bir saltanat, hanedanlık süreci. E, bundan sonra işte ee, tabi burada bir sürü olaylar yaşanıyor. Ee, Emevilerden sonra Abbasilerin, Selçukluların, Fatımilerin, Endülüs Emevi Devleti, Osmanlı derken yani biz bu sürecin içerisinde bu yapıları e, bir e, İslami temsiliyet olarak meşru bir hilafet devleti olarak e, İslam şeriatının Allah'ın ahkamının tatbik edildiği otoriteler olarak görmemiz mümkün değildir. Buralar hanedanlıktır. Sultanlıktır. Yani güç sahiplerinin güçle iş başına, asabiyetle iş başına gelmesi ve adeta bir Aile geleneğine dönüştürülmesidir. Bu öyle bir algıdır ki tasavvufta da partilerde de bu algı hala devam etmektedir biliyorsunuz. Yani yerine geçen halifenin ya oğludur, oğlu yoksa kardeşidir. Hatta işte bu oğul meselesi özellikle Osmanlı'da çok yaygındır. Baba ölünce farklı annelerden oğullar var hangi oğul iş başına gelecek ya da aynı anda birkaç oğul varsa birbirine yakın nasıl olacak? İşte bu kardeş ölümleri, maalesef bu kafes hapisleri, yani Osmanlı ile alakalı müstakil bir değerlendirmemiz var. Osmanlı çok uluslu bir devletti. Yani tasavvuf baskın bir karakterdi. Hanefilik biraz ağırlıktaydı. Ama şer'i bir İslam devleti olarak görmemiz mümkün değildi. Saltanat belirleyiciydi Osmanoğullarının ee, ve Osmanlı e, hanedanlarının, sultanlarının içerisinde hepsini tek tipleştiremeyiz. Belki dünya kamuoyunda Müslümanları bir temsil temsiliyet makamı gibi e, görülüyordu. Yani Osmanlı'nın diğer dış devletlere karşı yüzünde güven verici bir durum vardı. Ama iç işleyiş Kur'an'a göre değildi, sünnete göre değildi. Yani oralarda çok problemler var, fazlasıyla problemler var. Yani iş başına geçen, geçirilen sultanların güçlü, muktedir birer lider olmaları işin ayrı bir boyutudur. Burada da 3-4 karakter biraz daha fazla öne çıkmaktadır. İşte Kanuni, Fatih, Yavuz... Mesela en son işte Sultan Abdülhamit. Yani buralarda çok değer salık değerlendirmeler yapabilen pek fazla kimseyi göremiyoruz. Onun için olayları real politik algılar üzerinden, işte ulus devlet kültürü üzerinden, bir Osmanlı fanatizmi üzerinden ya da Osmanlı karşıtlığı üzerinden değil, bir mümin kimlik olarak baktığımız vakitte. Yani Osmanlı bu yönüyle şer'i, İslami bir otorite olmasa da, hanedanlık olarak olsa da İslam'ın değerlerine de kısmi alanda saygı gösteren, Müslümanların değil, Müslüman olmayanların da belli ölçekte hakkını korumaya çalışan yönleri vardı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor, hani bugünkü bir laik sistemle Osmanlıyı mukayese edemezsiniz. Yani Osmanlı şer'i bir devlet değildi diyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Ama Osmanlı'nın külü rüzgarı bugünkü seküler, laik, demokrat, bazı rejimlerden tabiriyete yüz kat, bin kat daha e, değerlidir. Hocam bugün bize göre önemli bir konuyu daha işlemeye çalıştık. İnşallah faydalı olduğuna ve olacağına da inanıyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için Allah razı olsun. Amin cemiyen. Estağfurullah. Ben tekrar e, teşekkür ediyorum.